Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu ünitemiz beslemenin önemi hakkında olacaktır. Beslenme bilimi 20. yüzyılın başından beri gelişmiştir. Burada yani beslenme biliminin içerisinde insan besin arasındaki ilişkiler incelenir. Beslenmede esas olan besin öğelerinin türleri, miktarları, özellikleri ve işlevleri, besinlerin bileşimleri, tüketime kadar olan işlemlerin etkileri, değişik yaş, cinsiyet ve özel durumda olan gruplar için uygun beslenme planlarının yapılması bu beslenme biliminin içerisinde yer alan konulardır. Burada unutulmaması gereken bir noktada buradaki her konunun besin güvenliği kapsamı içerisinde çeşitli analizlerle desteklenmesidir. Beslenmede temel amacın yeterli ve dengeli beslenme olduğunu daha önce belirtmiştik. Yetersiz ve dengesiz beslenen kişiler ise ağır isteksiz hareketlere, sağlıksız genel görünüşe, pürüzlü, kuru, sağlıksız cilt yapısına, şişman veya zayıf vücut yapısına, sık sık baş ağrısından şikayet eden, iştahsız, yorgun, isteksiz bir yapıya sahip. Burada iki tanıma dikkat çekmek gerekiyor. Birincisi, yeterli beslenme. Vücudun çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli enerjinin sağlanabilmesi anlamındadır. İkinci tanım, dengeli beslenme ise enerjinin yanı sıra bütün besin öğelerinin gereken miktarlarda sağlanması olarak ifade edilir. Anlaşılacağı gibi her besinden yeterli miktarda tüketmek önemli olmaktadır. Zaten yeterli ve dengeli beslenen kişilerin genel görünümü de bunu gözler önüne serer. Yeterli ve dengeli beslenen kişilerin sağlam ve sağlıklı bir görünüşe, hareketli ve esnek bir bedene, muntazam bir cilde, canlı ve parlak saçlara, kuvvetli, gelişimi normal kaslara, çalışmaya istekli kişiliğe, boyu uzunluğuna uygun vücut ağırlığına, normal zihinsel bir gelişmeye ve sık sık hasta olmayan bir yapıya sahip oldukları görülür. Burada beslenme ve sağlık alanında çalışan pek çok uzmanın ortak görüşleri sağlıklı beslenmenin kuralları diye bilinir. Bu öneriler her fırsatta ve ortamda toplumla paylaşılmaya çalışılır. Başlıcaları şunlar. Günlük menüde besin çeşitliliği sağlanmalıdır. Yani hemen her besinden yeterli miktarda alınmaya özen gösterilmelidir. Öğünlere dikkat edilmelidir. Günün belirli saatlerinde yeme alışkanlığımızı kazanmamız gerekir. Fiziksel aktivite önemsenmelidir. Hareketsiz bir yaşamın sağlık açısından çok önemli olduğunu hepiniz bilirsiniz. Karbonhidrat tüketimi sınırlandırılmalıdır. Kolalı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları tercih edilmelidir. Sebze ve meyve üretimi ve tüketimi arttırılmalıdır. Kızartma yerine haşlama ya da ızgara etler tercih edilmelidir. Süt ürünlerinin alımına özen gösterilmelidir. Tabii ki
tuz azaltılmalı ve sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Bunun yanı sıra alkol ve kafein alımı da sınırlandırılmalıdır. Bu şekilde sağlıklı beslenme kurallarını da hatırlamış olduk. Şimdi besini oluşturan ögelere sıra geldi. Bunlar proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve tabii ki hayatın en önemli kaynağı olan sudur. Bu ögelerin daha geniş bir açıdan tanınması diğer ünitelerin konuları arasındadır. Özetle diyebiliriz ki yeterli ve dengeli beslenmenin öneminden ve sağlıklı beslenmenin kurallarından kısaca söz ettik. Sağlığımızın sürdürülmesinin bu kuralların işlemesine ve bu kuralların geçerli olmasına bağlı olduğunu unutmayalım. Kitapta verilen kaynaklara ulaşmaya çalışarak bilgimizi genişletelim. Anadolu Üniversitesi'nin kaynakları ve olanakları sizlerin her zaman hizmetindedir. Hepinize iyi günler dilerim.